Herkese mutlu günler. Futbol bize hoş geldiniz. Futbol bizde tahmin analiz bölümündeyiz ve tahmin analizde 10 Mart 2022 Perşembe gününün Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını sizler için mercek altına alacağız. İstiyorsanız başlamadan önce geçen hafta ne yaptık? Cumartesi günü katıldı, pazar günü katıldı ve pazar günü YouTube programımızda. Hemen kısaca bir geçelim. Aslında performansımız çok iyiydi. Tabii Atistix TV katkılarıyla yaptık. Cumartesi günü bakınız Karşılıklı gol kuponumuz tuttu. 1.48-1.47 ile iki maç vardı. Bir diğer kuponda ise Konya Spor Galatasaray ilk yarı bir buçuk üst dedik e, gol olarak. E, ve Burnley Chelsea maçında 2-3 gol dedik ama biliyorsunuz Chelsea hiç durmadı ve gollere devam etti. Ondan sonra e, günün kupon tavsiyelerinde ise e, ilk ana kuponumuz tuttu. ikinci kuponumuz tutmadı. Ana kuponumuz Konyaspor Spor Galatasaray ve Sapa Ali Karsulay maçıydı daha sonra Liverpool West Ham ve Schalke Hansa Rostock maçı ise çok başarılı olmadı sevgili dostlar. YouTube yayınında ise Royal Antwerp bir şofta biliyorsunuz ilginç logosu olan bir şofta maç sonucu 1 1.5 gol üstü dedik ve Watford Arsenal ise deplasman 1.5 gol üst orada da 1.60'lık bir, bir oran vardı. Fenerbahçe Trabzon'un klasik bir karşılıklı gol olduğunu söyledik. Ve Bologna-Torino maçı ise bizleri yanılttı. Ve Bologna-Torino maçında skor 0-0'dı. Bu skoru bilen şu anda 2 kişiye ulaştık. Aslında 4 kişi bildi. 3 tane katıl üyeliği verecektik ama 4 kişi bildiği için 4 kişiye de vereceğiz. Yalnız e-mailinizi yazamıyorsunuz arkadaşlar tam olarak. Örneğin benim e-mailim örnek olarak veriyorum. Alper Şahin gmail.com YouTube izin vermiyor çünkü link olarak olduğu için o yüzden nasıl yazacaksınız örnek önce adresiniz boşluk bırakıp gmail ya da hotmail örneğin alper şahin boşluk gmail yazarsanız ben anlıyorum ve bizim admin e, futbol biz hesabı size ulaşıp sizlere biliyorsunuz arkadaşlar katıl üyeliğini Mart ayı sonuna kadar veriyoruz. Kazananları tebrik edelim. İki kişi kayıt oldu o kazanan gruba. Diğer iki kişiyi de bekliyoruz diyelim. Ve istiyorsanız ilk maçımıza geçelim. Evet ilk maçımız ilginç bir maç. Niçin ilginç bir maç söyleyeceğim. Türkiye saatiyle 20.45'te oynanacak Sevilla West Ham maçı. Şimdi bu maça genel sitelere ve futbol otoritelerine bakınca Sevilla'yı inanılmaz derecede favori görüyorlar. Ben bunu çok çözemedim. Yani şundan dolayı çok çözemedim. Yani Premier Lig'in 6.sından bahsediyoruz. West Ham United çok kötü bir takım değil. West Ham United'ın ileri dörtlüsü Antonio biliyorsunuz zaten çok formda. Hem fiziksel olarak hem hız artık pas yeteneği de oyun görüşü de çok iyi. Antonio'nun arkasında Lanzini, Vlasic ve Fornals oynuyor ve artık bu dörtlü gerçekten de çok sevgili dostlar tehlikeli bir dörtlü. Zaten Jared Bowen acaba oynayacak mı oynamayacak mı? Ki zorlarlar diye düşünüyorum. Hani ufak bir sakatlık varsa. Declan Rice-Souchet arkalarında. Creswell'le Fredericks. Yani kadroyu neredeyse kafadan ben direkt sayabiliyorum. Öte yanda biliyorsunuz Sevilla'da Dele'nin kart cezalısı onun yerine Galatasaraylı futbol severlerin ve Türkiye'deki futbol severlerin yakından tanıdığı eski menstili Fernando oynayacak. Ve bir diğer eksik, oynaması çok şüpheli Antonio Martial biliyorsunuz kiralık Antonio Martial oynamayacak. Şimdi bir kere bu maç sizi yanıltabilir. Yani banko maç sonucu bir oynarsanız yanılabilirsiniz. Niçin? Bir kere her şeyden önce blokları çok iyi kapanan ve çok çalışkan West Ham departmanları var. Hem hücumda hem orta sahada hem beklerde hem savunmada. Bu birincisi. İkincisi Sevilla topu alacak ve Sevilla oynamak isteyecek ve bunu yaparken hem defans çizgisini ileri itecek hem de bloklar arasını ister istemez açacak ve takım boyunu büyütecek. Zaten birçok İspanyol takımı böyle oynuyor biliyorsunuz. Ben West Ham United'ın bundan çok avantaj çıkaracağını ve West Ham'i burada yani bir sürpriz şöyle bir ikilik bir West Ham skoru bekliyorum. Hani skor olarak çok fazla aslında kesin diyebileceğimiz bir şey değil çünkü sürpriz. Ee, şöyle olabilir. Sevilla West Ham için. Mesela e, istiyorsanız şöyle yapalım. E, şeye bakalım. E, bültene bakalım. Mesela e, deplasman 0.5 üst. Yani ben West Ham'in bir gol atacağını düşünüyorum. O da 1.41'lik bir oran. Bu en garantisi. Önerdiğim oranlardan. 1.41'lik bir oran. Çifte şansa bakalım. Çifte şans da olabilir. Neden olmasın? E, çifte şans örneğin Beraberlik 2, x2, beraberlik 2, 1.32'lik bir çifte şans var. Bir kez daha bakayım. 1.36'lık pardon. 1.36'lık bir çifte şans. Ben e, Sevilla'nın bu maçı alacağını düşünmüyorum. Ve sürpriz skor beklentim. Sevilla Veslam'ın 1-2'lik Veslam'ın bir galibiyetle döneceği. E, ve e, onun da oranı 11'lik bir oran sevgili dostlar. Evet ilk maçımızı özetledik. Niçin? West Ham'ın tehlikeli bir takım olduğunu ve bu eşleşmenin kağıt üzerinde farklı ama sağ içinde çok daha farklı şeylere yol açabileceğini söyledik. Ve bir sonraki maçımıza geçelim. Bir sonraki maç Barcelona Galatasaray maçı. Evet biliyorsunuz Barcelona devre arası transferleriyle hoca değişikliği devre arası transferli transferleriyle bayağı güçlendi. Abu Yemank var artık Barcelona'da ve Dani Alves geldi ama kam kandrosunda değil. E, kamp kadrosunda olmayan e, genç oyuncu, Barcelonalı genç oyuncu e, Gavi de yok kamp kadrosunda. Ben şaşırdım acaba olabilir mi ama bilmiyorum listeler ne şekilde verildi daha önceden. Bu maçı biraz daha detaylı analiz edelim sevgili dostlar. Ondan sonra önce futbol analiz, daha sonra iddia analiz, tahmin analizimizi yapalım. Ve Barcelona Galatasaray maçını biraz daha detaylı analiz etmek için muhtemel 11'ler eşliğinde Tactical Pet biraz daha Anlatayım aslında West Ham nasıl oynuyor ve nasıl oynaması gerektiğiyle biraz daha bağlantılı. Her ne kadar iki maçta farklı olsa da sevgili dostlar. Evet, Tactical P'de geçtiğimizde Galatasaray muhtemel 11'de ben şu şekilde dizdim. Iñaki Peña, Marco Nelson. Sasha Boye sağda biliyorsunuz Omar listede yok. Solda Van Anhold. Erik Bulgar'ın performansından sonra artık hoca çok büyük ihtimal Taylan Antalya ile başlamak durumunda. Beklentileri hiçbir şekilde karşılayamadı diyebiliriz. Taylan'ın önünde Berkan çıkıldı. Sağda Morutsan, solda Kerem Aktürkoğlu ve Forvet'te Mustafa Muhammed. Şimdi niçin Morutsan'ı seçtiğimi ve neden Mustafa Muhammed'i seçtiğimi birazdan sizlere anlatacağım. Sevgili dostlar, Barcelona kanadına baktığımızda Barcelona'da Ter Stegen kalede Aria ve Pique. Aslında Pique daha çok sol stoper. Onu şöyle yapalım. Evet. Önlerinde Busquets. De Jong De ve Pedri. Memphis Defay solda. Dembele sağda. Abu Yaman ortada. Acaba hoca daha önceden Galatasaray maçlarını izleyip biraz daha böyle Kontrataklarda kontrataklarda daha delici. Adama Truare'yi kullanır mı? Biliyorsunuz Barcelona'nın hocası Savi. Bilmiyoruz. Bekleyip göreceğiz. Bu maçın belirleyicisi şu. Galatasaray ne oynamalı? Bu kadro ne oynar? Acaba hoca buna ikna olmuş mu? Çünkü Konya spor maçında buna ikna olduğunu görmedik. Bu takım Galatasaray gibi oynamaz sevgili dostlar. Bak. Galatasaraylı futbol severler üzülecek. Niçin oynamaz? Ben topu alayım. İşte oyuna hükmedeyim. Oyunu e, diagonal paslarla bir o tarafa açayım, bir o tarafa açayım. Rakip takımı çalkalayayım. Eski Galatasaray takımını. Hatta bir, Türkiye'deki birçok büyük takım bu tarz oynuyordu. Türkiye Süper Ligi'nde. Galatasaray takımı sürekli omurgayı bozmadan bir e, Hücum geçiş takımı haline dönmesi lazım. Hızlı bir şekilde çıkması lazım. Yani her şeyden önce Galatasaray'ın, Barcelona'yı şuralarda karşılaması lazım. Şu bölgede. Eğer Konyaspor Spor maçında gibi Don hani buralarda 3. bölge baskısı yapayım, şuralarda karşılayayım Mustafa'yla, Morutsan'la ya da artık kim oynarsa orada Emre Kılınç'la çok büyük sıkıntı olur diye düşünüyorum. Niçin? Çünkü Galatasaray bir kere her şeyden önce 3. bölgede o tarz bir baskı çok iyi yardımlaşmayı ve oyun pratiğini gerektiriyor ve Galatasaray'da bu oyun pratiği yok sevgili dostlar. Bu birincisi ve Galatasaray buraya gelince yani takım bu şekilde açılınca hem blokların arası açılıyor hem de takım boyu uzuyor. Kaymaları, savunma kaymalarını çok iyi yapan bir e, defansif orta sahamız yok. İki stoper arasına girip e, sayısal üstünlüğü savunmada ya da bekle stoper arasına giren oyuncularımız da yok. E, böyle olunca ve Galatasaray blokların arasını açtığı çok büyük sıkıntı. Eğer Galatasaray Barcelona'yı buralarda karşılarsa, ikinci bölgede karşılarsa, kapanırsa tabii ki bunu yaparken e, defansını çok fazla böyle geriye kurmayacak. Yani ceza sahasına doğru Çekilmeyecek eğer Barcelona ceza sahasını hapsederse seni atar bir şekilde gol. Galatasaray gol yese bile yine bu şekilde ikinci bölgede karşılarsa... ...ben Galatasaray'ın Barcelona'dan ya bir beraberlik çıkarabileceğini... ...ya da şöyle söyleyelim bir fark geride bu maçı kaybedebileceğini düşünüyorum. Yani ideal skor iddia kısmına gelince ideal skor 1-2... ...daha doğrusu tabii maç Barcelona'da oynadı, oynandığı için... 2-1'lik Barcelona galibiyeti olacak. Ha, eğer maç içinde görüyorsunuz sevgili dostlar. Eğer Galatasaray yine çok açıyorsa ve 3. bölge baskısını yapıyorsa. Galatasaray 3'ten fazla gol yer ve e, turu bırakır Barcelona'da. Üzülerek söylüyorum. Bu şekilde olur. Bülten'e baktığımızda sevgili dostlar. Galatasaray'ın 2-1'lik mağlubiyetinin 9 oran verdiğini ve bunun doğrultusunda da Sizler yapabilirsiniz. Yani karşılıklı golün çok yüksek. Yani Galatasaray'ın gol bulabileceğini düşünüyorum. 2-0-5 karşılıklı gol. 2-0-5'lik bir oran neden olmasın? 2-0'lık 5'lik bir oran verebilir. KGA'da ve Galatasaray'ın bir gol bulacağını düşünüyorum. Onun dışında da zaten maç sonucu şöyle oynayabilirsiniz. Maç sonucu 2.5 üstten. Barcelona. 1.32'lik bir oran ama en mantıklısı yine dediğimiz gibi sanki karşılıklı gol oynamak bu maç özelinde sevgili dostlar. ve Galatasaray için de maçın anahtarı. ikinci bölgede takımı karşılama, defans çizgisini ne çok fazla ileri alma ne de çok geriye alma. Bloklar arasını kapatma ve efektif kontra atak oyununa devam etme hızlı Hücum geçişi diyelim. Sanki kontratak çok daha doğru olmuyordu ama hızlı geçiş oyunda, hızlı hücum geçiş oyunda devam etmesi şeklinde değil. Bir sonraki maçımıza geçelim. Bir sonraki maç Atalanta Bayer Leverkusen maçı. E, Atalanta Bayer Leverkusen biliyorsunuz. E, burada da e, Gasperini efekti. Hep söylüyoruz sevgili dostlar. E, ve e, düşük skorlu bir maç bekliyorum şundan dolayı. Çünkü e, Atalanta'nın amacı, Gasperini'nin amacı Leverkusen gibi tehlikeli bir takımdan. Ben şöyle bir sıfır. Hani 1-0, 2-1 maksimum. Öyle bir skorla e, çıkayım ve bloklar arasını iyi kapatayım. İlk 11'lere baktığımızda ise e, Atalanta biliyorsunuz 3-4-2-1 şeklinde çıkıyor. 4-2-3-1 çıkan bir Bayer Leverkusen var. Bayer Leverkusen'de Patrick Sheen olmayışı, e, Kerem Demirbay'ın olmayışı çok büyük iki eksik. Çünkü ilk 11'in banka oyuncuları. E, beklentiler tabii e, Atalanta'nın 2-1 kazanacağı yönünde benim beklentim de bu doğrultuda arkadaşlar. Çok büyük bir ihtimal. Atalanta 2-1 kazanır. Ha 1-1 de bitebilir. 1-0 da bitebilir ama sanki sanki bültene baktığımızda en mantıklı seçenek 2-3 gol aralığı olarak gözüküyor. Evet, 2-3 gol aralığının oranı ise 1.88'lik bir oran hiç fena değil. Tabii ki skor oranı da yüksek olacak çünkü 2-1'lik skor dedik. 2 birlik skorun oranı da 7-40'lık bir oran sevgili dostlar. Peki Atalanta dediğimiz gibi Leverkusen'in önemli eksikleri var. Atalanta değerli toplu bir oyun oynar. Ha, bakarsın bizi yanıltır. Saldırır Atalanta sürekli. Onu da yapabilecek bir takım. Arada Merih Demirel'e atıyor işte stoperlerini sahte 9 olarak atıyor. Atalanta bunları yaparsa tabii ki yüksek skora giderse bu sefer Bayer Leverkusen de beklendiğinden daha fazla skor olabilir. Ama maç genelinde beklentim bu şekilde 1-1'lik bir ya da 2-1'lik bir skor ve 2-1'lik diyelim Atalanta'ya verelim ve geçelim bir sonraki maça. Marsilya Bazel maçı. Marsilya'nın çok iyi bir hocası var. Biliyorsunuz Sampaoli. Bielsa'dan sonra Arjantin'in en iyi hocası. Ve Bielsa etkileri de var. Çok iyi bir stoperi var. Saliba gibi. Forvet arkası oynayan Dimitri Paye. işte Milik. Bakan buyu aldılar biliyorsunuz Türkiye'de daha önce kariyeri olan ve sağ kanatta genelde Cersin oynatıyorlar aslında iç oyuncusu ama Cersin oynatıyor hocam ve ilginç bir şekilde çok fazla takımla oynayan bir hoca Sampali daha önce üçlü oynayıp kanat beklerini o, o merkez orta sahadan e, oluşturuyordu ve orta sahada sayısal üstünlüğü alırken kanatlardan çok böyle kırılgan bir takım haline geliyordu. Sonra onu değiştirdi İşte 4-2-3-1 çıktı, 3-4-3 çıktı, e, 3-4-2-1 çıktı e, takımla çok fazla oynadı bence. Hani e, her ne kadar onu da söylesek de e, lig, lig 1'de şu anda ligin üçüncüsü. Bazel'e baktığımızda Bazel, Arthur, Cabral gibi çok önemli bir gücünü kaybetti. Fiorentina'ya gitti. 14 milyon euro İyi bir satış yaptı Bazel finansı olarak e, gerçekten de daha önceden e, biliyorsunuz Edin Zagrova'yı 7 milyon euroya satmıştı yaz döneminde eğer yanlış hatırlamıyorsam e, ve Bazel e, takım planı takım olayı Avrupa'da başarılı olup işte Ligi sürpriz etmek değil gerçekten de e, Avrupa'nın oyuncu fabrikalarından biri olmak bunları da yapıyor ama gördüğünüz gibi e, buralara gelmiş e, Bazel e, bu arada konferans ligindeyiz şu anda onun da altını çizeyim. Bu konferans liginde. Bazel'de göze çarpan işte Caka'nın kardeşi oynuyor. Defansın önünde yine. Onun dışında da Adem Salah'ı aldılar. tecrübeli bir golcü. onun dışında böyle hani oyuncu bazında böyle o keşke burada olsa falan. Hani Marsilya'da bir Genduzi var. Bir Saliba var. İşte Dimitri Paya var. her ne kadar kimileri beğense beğenmese de Milik. Çok etkili oyuncular var. Emin Harit var. Bir kanatta arada giriyor kanat forveti olarak. Dieng var. Çok tehlikeli oyuncuları var. Skoru bulabilecek oyuncuları var. Skor beklentim 2-0. Marsilya'nın yenmesi 6.5'luk bir oran ve maç sonucu 1.5. Üst sanki en mantıklısı sevgili dostlar. 1.63'lük bir oran. Biraz daha riskli istiyorsanız deplasman takımının gol atmaması. Yani ben Bazel'in gol atacağını düşünmüyorum bu maçta. 2-0-2'lik bir oran sevgili dostlar. Son maçımız oldu. Evet. Skor sistem kuponu olduğu için skor olarak 4761.9 oranımız var. Burada da 3 TL'lik bir kupon tutarıyla 14.000'e kadar çıkıyor. Tabi sizler sistem yapabiliyorsunuz. Hatırlatmamızı yapalım. Burada finansal bir kazanç garantisi vermiyoruz ya da bir yatırım tavsiyesi değil. Tamamen futbol analizlerimizin hani, e, tahmin analize yansıması diyelim sevgili dostlar. Ailenizle güzel vakitler geçirin. Sokakta kaybetseniz üzülmeyeceğiniz miktarlarla oynayabilirsiniz. İşi biraz daha zevklendirmek için. Futbol bize abone olmayı unutmayın. Zili açıp bir beğeni atarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca sosyal medyada bizleri takip edebilirsiniz. Adresimiz aynı. The Football Biz hem Twitter'da hem Instagram'da yorum, analiz ve haber paylaşıyoruz diyelim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Futbolla kalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.